Türkiye'nin en çok kazandıran YouTube kanalı Tuna Işık TV'den herkese selamlar, iyi akşamlar. Yarın 22 Mart İzmir koşularına İzmir'in en yakışıklı dostlarından bir tanesi, en bilgili, en güzel analiz yapan dostlarından bir tanesi sevgili Bora kardeşimle beraber yorumlamaya çalışacağız. Boracığım hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin. Çok şükür kardeşim, seni gördüm, daha iyi oldum. Ne zamandır yayın yapamıyorduk seninle? Şimdi ben diyecektim. Epeydir karşılaşmıyoruz. Bir garip oldu Valla şimdi. bundan sonra zaten biraz zor çıkarım. Abi. Artık çıkmayacağım. Abi birine beğeni yapın demekten bıktım. Birine kanala abone ol demekten bıktım. İnsanların vefasızlığından bıktım. Bıktım da bıktım yani. O yüzden artık yayınlara da çıkmıyorum kardeşim. Sizlerle beraber olmak bana keyif veriyor. Mümkün olduğunca da çıkıyordum ama hakikaten bu haftadan sonra yani bu hafta yaptım 2 gün ondan sonra ciddi bir şekilde kanalla iletişimi keseceğim. Sırrı abi zaten yapacak yayınını. Ondan sonra da mümkün olduğunca gelir bakarız duruma göre. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yani Yine artık bundan kendini sonra özledin beni mi? göremezler yani öyle söyleyeyim. Anladım. Yine çok şey yapma. Ara sıra görelim seni yani. Burada. Tahminci olarak belki görürsünüz ya arada bir tahmin vermeye gelirim ya öyle şey değil. Tabii canım. Yani bir Adana isteriz senden artık. Benim Eyvallah. grupta Geçen hafta birader yaktım ama yaktırmıyor. sizi. Ya yaktın ama ertesi gün şey diyorlar. Bir dahaki Adana'da. Tuna abiye sorsan diyorlar Adana tahminin var mı filan. Dedim soramam ayıp olur dedim. O gün de sen Yok. altıyı tuttun. 18 bin lirayı. Sorun değil. Ya inan geçen gün Bora şimdi birkaç kişi var senin dışında böyle sevdiğim bir kardeşim var. Onlara da atıyorum. Bir abim var. Orhan abi de var mesela bizim Orhan Kutlu var ya. Şey iddia Evet. tahminleri paylaşan. Ona da atıyorum. Ona da attım. Ben oynamadım. Benim yoğunluğum var biliyorsun yani. Ben en azından koşturmamız var. Ben oynamadım. Ya, o gün gündüzüne de yazdım ama bak ben oynamıyorum dedim. Altılı yakalayacak dedim. Verdim abi altılı. 2-3 ayak geçtim. Baktım bir seyrettim. Allah dedim altılı devam ediyor. Sonra baktım son hafta da bir de %2 AGF geldi. Getto. Ne zamandır takip ediyordum. Onu da Aynen. getirdik. Baktım altılı 18-800 vermiş. Vallahi güzel para. Sonra baktım Bora'ya atmış mıydım dedim. Sana atmamışım. Ama dedim ki geçen gün çocukları yaktım. Bir öncekinde yakaladık. Bir öncekini Bir sonrakinde yakalatırız da. yaktım. Sorun yok. Ya yani Bir yakmakta sorun sonraki. yok da. Ama şimdi şöyle bir şey var. Benden istediler o gün. Benim yüzüm tutmadı. Dedim sürekli Ya istemez. Şey yapmak istemedim. bunu diyorsan kırılırım sana. Bak bunu diyorsan kırılırım sana. Yo anlamda değil de şimdi ya sonuçta bir emek var. Bir emek var. Ben de ona saygı olarak Problem istemiyorum. hiç problem yok kardeş benim için sen önemlisin. Ben tanımam etmem senin üyelerini kardeş. Ben sana veririm. İstersen yanına at ekle, ister at çıkar, ister komple at. Hiç problem değil benim için. Ama bak arkadaşlar burada Bora'ya üye olanlar varsa bu arada onu da şey yapsınlar ki Bora ara ara böyle benden isterse ben atarım kendi tahminimi. Problem yok. Wow. Hiç problem yok. Ya özellikle ben pazar günü çocuklara ayırmak istiyorum ya. Evet. Pazarları olabilir yani. Kardeş Zaten başta. İzmir kolay. Pazar günü sabahtan onu hallediyorum ama ondan sonra çocukları dışarı çıkarmam gerekiyor. Bir de otur Adana'ya Adam. çalış olmuyor yani. Olay o yani. Sen Öyle söyle söyleyeyim. ben cumadan pazara çalışıyorum zaten. Cuma günden pazara çalışıyorum ben. Evet. Pazar günden de salıya çalışıyorum. Ben bakıyorum mutlaka deklareden çıkartıyorum ben. O yüzden yorulmuyorum fazla. Ben abi yabancı da verdiğim için ben yoruluyorum işte. Ya yabancı hepsi. Abi bak şimdi 2 altılı varsa mesela bugün İzmir. Birinciye 4 bankoyla verdim. 4 bankoyla yakaladı grup. Hiç yakaladı diyemem. Çünkü 600-700 lira para değil abi. Hiç kimse yakaladım Aynen. demesin onu. Yakalattım da demesin zaten. Sesimi bile çıkartmadım. Seslenmedim 4 bankoyla. İkinci altılıda da ben şeyi tek yazdım Bora. O üçüncü Bal Melda'yı tek yazdım. Oradan yattı altılı. Aynı Abi. kaderimiz aynı. Dört tane banko var. Ses kaydında Hangisi diyorum ki alacağım? ya diyorum acaba yanlış teki mi seçiyorum diyorum ama yok yapacak bir şey yok. Hangisini tek yazacağımı şaşırdım. Bal Melda'ya gideceğim dedim. Bal Melda'ya gittim paket oldum abi. Al Melda gelsin bizi yakalayacak. Ne güzel. Valla ben de yakalayacaktım ama olmadı kısmet. Selam veren dostların isimlerini zikredim. Recep abi Şarköy'den selam yolluyor. Hasan Arslan abi Madana'dan. İsmail Onbaşı Eskişehir'den. Erol abi İstanbul Kanlıca'dan. Aleyküm selam Erol abicim. Cengiz Yalçın bilmiyorum selam olsun. Yanaklarınızdan
Öpüyorum demiş, sağ olsun. Ümit İkiz kardeşime selamlar. Bora Dirli'yle tahminlerinde başarılar diyor. Hatice Hanım'a selamlar. Savaş Dirlik. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Yarın güzel İzmir'de güzel ikramiye alırız inşallah. İnşallah öyle olur. İnşallah. Tanju Büyüksayış sitem etmiş. Eyvallah. Sağ ol. Sana da iyi akşamlar. Mehmet Şen'e iyi akşamlar. Oraya bol şanslar demiş. Aydın Söke'ye, İsmail Döndü'ye selamlar. Aydın'daki dostlara. İbrahim Kurt pardon. İyi geceler Bora kardeşim, yazdığın ganyan olsun demiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Buz Kaşi. Hoş geldin Bora demiş. Ali abim gelmiş. Ali Koç'um iyi yayınlar kardeş. Bora hocama sevgiler, saygılar, bol şanslar demiş. Ali abi herkese yorum yapmaz da sana söyleyeyim. Sevdiği adamlara gelir yorum. Olmaz. Biz de onu seviyoruz zaten. Top class yorumcu. Top class aynen. Allah'tan jokeyi de yok, top class jokeyi de yok bu aralar. Biz de denk geliyor yurt dışına, merak etme abi. Amerika oynuyoruz ya, orada denk geliyor. Doğrudur. Hüseyin Şensoy'a selamlar. Özlettin kendini. Vallahi bu saatten sonra yine özleyeceksiniz. Artık ben yayınlara çıkmayacağım. Ali Çalışkan'a selamlar. İyi akşamlar. Bora Ali ya, Samsun'da akşamlar demiş. Mustafa abi var. Yayınımızdan sonra Antalya tahminlerini paylaşacak. Tahmincilerin kralı Bora Baba gelmiş. İzmir'in prensi. Kolay gelsin. Sonra birazdan görüşürüz. Eyvallah Mustafa abicim. Gizli ekiyorum namı değer arkadaşlar, YouTube'da da Mustafa abiye üye olun, ona da destek verin. Nihat Davulcu, kanala sen neyi bırakmasan demiş. Vallahi abi benim de kendimce sebeplerim var abi. Erdal Demir, Tuna kardeşim sana, Bora kardeşim selamlar. Şimdi başarılar diliyorum demiş. Bora'dan emekli kuponu bekliyorum. Abi emekli kuponunun mümkünse bir rakamını yazabilir misin? Emekli kuponu kaç para artık? Yeni gelen zamlarla birlikte 100 lira mı abi? Ben gruba atıyorum. He? Ben gruba atıyorum. Yani ufak kupon da atıyorum. Bazen isabette sağlıyor. O da mutlu ediyor beni yani. Herkes evet. Çünkü 50 lirayı geçemeyenler var yani oyun oynarken. O yüzden onları işte. Düşünüyorum. Keyif, bir yerde ya. Keyif almak. Tutmak amaçlı değil de. Hani katılım sağlasın, onun heyecanını yaşasın. Amaç o yani. O tip oyunların. Aynen. Efe İsmail abim sağ olsun. Adana'dan selam yolluyor. Bora'ya da selamlar diyor. Mesaj atmış bana. İsmail abime de selamlar. Erol abim, Tuna kardeşim ve Tüme varım. Tuna kardeşim, Tüme varım ve Bora gibi kardeşimizi bize tanıştırdığın için teşekkür ederiz diyor. Kaçmak, bırakmayı seçimlerden tam yolda ileri diyor. Erol abi sağ ol. Teşekkür ederim. Selamlar Kocaeli Körfez'den Bilge Han Arslan. Selam olsun. Ahmet Çakır. İyi geceler. İstanbul'da hoş şanslar demiş. Selam olsun İstanbul'da. Şükrü Tekerekoğlu, iyi akşamlar güzel insanlar demiş, sağ olsun. Necati Babacan Manavgat'tan selam yolluyor. Selam olsun Manavgat'a. Engin Özkoya selamlar Bora Bey'e, sevgiler, bol şanslar demiş. Ali Tüfekçi, iyi yayınlar Tunam. Bora'ya Bora. İyi kazanç. Telefon hep biri yapıyor onları. Evet. Her Ramazanlık diye ben Bora. Ramazanlık diye ben onu Bora okudum. Bora'ya iyi kazanç diye yorumlar demiş, sağ olsun. Ondan sonra tahminlerde hiç kesmeyeceğim arkadaşlar, merak etmeyin. Serdar Öz, Fırat Tuna ve iyi akşamlar. Yarın İzmir yarışları için ikinci haftada sizin de tekinizi alabiliriz. Yemin ederim hiç bakmadım. Yemin ediyorum hiç bakmadım. Ama Bora yorumlarken ben de tahmin değil de böyle öneride bulunabilirim Bora'da olmazsa eğer. Bulun abi. Ümit Gürbüz, Bora abim bol şanslar, adam gibi adam demiş, sağ olsun. Teşekkür ederim. Starfighter. Anlamını bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey derler arkadaş. İyi yayınlar, bol şanslar. Yıldız Savaşı. Bir ara beni düşürdüler Kemal'in yayında. Bir köy ismi mi ne? Bir şey vardı sanki. Belarus'un bilmem ne köyü dediler. Sırrı abi selamlar, saygılar, iyi yayınlar demiş, sağ olsun abi. Emeklininki 200 liraymış. Kenan Atçagöz. O süper emekli falan herhalde abi. Süper emekli. Almanya'dan emekli bunlar. O Almanya'dan herhalde emekli maaşı oluyor. Uğur Efe ile hayata dair iyi geceler ve yeni yaptık diyor. Selamlar, saygılar. Sağ olsun, teşekkür ederim. Ali abi sen bıraksan ben de varım. Ben bırakırsam 6'lıyı bırakın abi. 6'lıyı bırakın. Tuttuğunuz gibi gelsin demiş Kenan Akçagöz, sağ olsun. Mehmet Oğuzhan İstanbul'dan selamlar. Emeğinize sağlık. Güzel programlar siz yapıyorsunuz. Sonra şahalesini görene teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olsun. Coşkun Nikli abimiz, kardeşim. Sayın Tuna Işık, hayırlı yayınlar, bol şanslar demiş. Teşekkürler. Nazmi 41 kurtarma işe gönlünüş konusunda demiş, sağ olsun. Kenan Akçagöz, Kral Bora bol şans demiş, sağ olsun.
Bülent Bilir de iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Sağ olun mesajlarınızdan dolayı. Yaklaşık 50 dakikamız var. 55 dakikamız var. 45 dakikamız var. Ve İzmir yayınımız var. Ardından da Kocaeli için yayına geçeceğiz. Antalya için yayına geçeceğiz. Orada da Mustafa abi olacak. Ben hemen Bora'ya şöyle günün anlam ve önemini belirten yarışımızı şöyle önüne bir koyarak başlayalım. Boracığım, kardeşim benim, şansın battığın açık olsun. Yarın için İzmir'de bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar, Bora'nın da WhatsApp grubuna katılmak isteyenler varsa 0542 159 3515 ne oldu numaradan Bora'ya ulaşabilirler. Buyur kardeşim. Bu arada ben şu anda üye almamaya çalışıyorum olabildiğince. Hatta elimdekini azaltmaya çalışıyorum. Çünkü ben muhatap olamıyorum abi. Bir anda 300 tane mesaj falan düşüyor. Karşılık veremiyorum. Biraz sayımızı azaltmaya gideceğim önümüzdeki günlerde. O yüzden abone olmak isteyenler varsa biraz beklesinler bence. Hani ben almazsam ayıp olur diye şey yapmak istemedim de. Onu abi, parası olanı al ya, niye almayacaksın ki? Al. Abi şimdi ben biraz farklıyım diğer insanlara göre. Birisi bir şey sordu mu cevap vermek istiyorum. Yetişemeyince üzülüyorum. Abi verme cevap ya. Herkes bak. Işte, benim şimdi karakterim bak. Yok bak, o konuda demiyorum bak. Şimdi tabii ki birisi bir şey sorunca tabii verirsin ama bak, şöyle soruya cevap verme. Şimdi mesela yazmışsın, altını vermişsin. İki tane bankom var. Tamam mı? Geliyor sana diyor ki abi, bak iki tane banko yazmışsın. Bak alternatif değil de banko. Hı. Diyor ki abi hangisine daha çok güveniyorum? Büyük altılı. Tabii git lan, hadi işine bak. Seninle mi uğraşacağım? İkisi de banko abi, işte. Yazmasam dedin, yanına bir tane at yazacağım. Böyle ben adamlara cevap verme. Yok, onları kastetmiyorum. Mesela şöyle bir şey oluyor. Bugün mesela ben 5'li bahis önerdim Kocaeli'nde. Devirli 5'li bahis vardı. Ben 60 liralık oynuyorum yani. Bir at arkasına 5 tane at bağlıyorum. Bir tane sevdiğim bir abim yazmış. Ya Bora, işte ben İzmir 1'e kaldım. Param var, burayı biraz büyüteceğim. Kimi yazarsın? Dedim abi, ben 2 tane at eledim dedim. İkisi de kaçak. İstersen yani bir tanesi belki girer, bozulur bizim 5'li bahis dedim. O ikisini de yazmış. İkisi de girdi 5'li bahise. 23 bin lira para aldı. Biz yakalayamadık. Ya biz yakalayamadık 5'li bahisi. Kocaeli akşamki. O yakaladı. Yani ama birinci altıdan aldın, oraya yatırmış. Yetişememiş. İşleri yoğunmuş. Başka bir şey oynamamış. Aha. Sadece onun oydu. 300 küsür lira abi. Onu. 23 bin lira aldı. Sağ olsun, ne yapmış hemen? Ben diyorum hani ben bir şey istemiyorum. LÖSEV'e 5 bin lirasını atmış. Bana dekontunu attı sağ olsun. Helal yani olsun. En azından içinden geçmiş, atmış yani. O da başka bir şey. Atmayabilirdi. Yakaladığını söylemeyebilirdi de yani. Tabii. Böyle tabii. Bak ben de bizden bir tane örnek sana anlatayım. O yüzden böyle elime ayağımı çekiyorum altından. Şimdi bugün, geçenlerde 18-800'ü yakaladığı zaman bizde birisi vardı. Altılı yakalamış. Kardeşim demiş. Teşekkür ederim falan demiş. Altılı yakaladık. Bir şeyler yazmış. Hayırlı olsun dedim ben de. Dedi ki IBAN'ını atar mısın? Dedi 1000 lira atacağım sana dedi. Ben de aradım. Ben normalde yazışmayı öyle pek şey yapamam. Vaktim de yok zaten. Abi hayırdır, neye atacaksın sen dedim 1000 lira. Ya ben de zannediyorum ki ya 1000 lira atacak. Yani öylesine bilmiyorum. Atıyorum yani. Ha, işte bir yemek ye falan diyecek zannediyorum. Ben de abi ben bana bir şey atmana gerek yok, sağ ol dedim. Hayırlı olsun. Güle güle harca dedim. Benim dedi o zaman üyeliğimi uzat dedi. Ben öyle zannediyorum. Benim üyeliğimi uzat abi dedi. O yüzden atacağım dedi. İyi tamam dedim ben de. Ama dedim üyelik uzatmıyorum ben dedim. Grubu kapatacağım dedim. Abi gıcık aldım bir kere. Evet. O 1 milyar yerine yakaladı 18-800 atsa uzatmam. Ben inadım var öyle. Neyse kardeşime söyleyeyim. Bugün de aklıma takıldı. Ulan dedim şu adam bakayım öyle dedim. Günü ne zaman bitiyor dedim. Abi adamın günü yok. Listede yok. Allah Allah dedim. Lan deftere bakıyorum yok. Telefona bakıyorum yok. Not defterine bakıyorum yok. Adamın ismini yazmamışım abi. Ne zaman girdiği yok. Şeye baktım. 4 aylık gelen de kontlara baktım. O da yok. Orada da yok. Ben de yazdım abi dedim. Sen ne zaman geldin sen bu gruba dedim ya. Bana dedim bir söylesene. Adam Eylül'den mi ne gelmiş? Hiç sesini çıkartmamış kardeş. Bu saate kadar Mart olmuş. Direkt çıkarttım. Abi bana iyi niyetli yaklaşmıyorsun. Bak şimdi... Bak sen diyor ki 5 bin lira şeye attı.
kardeşime söyleyeyim. Lösse zaten önceden ben WhatsApp grubuna kurduğum zaman öyleydi. Ben bilirsem beni bilmiyorum da. Biliyorum. Atanı ben alıyordum. Atanı ben alıyordum Lösse'ye. De kontunu atıyordum. Evet, ben alıyordum. Biz de yayın izlerken kaç defa attık. Aynen. Senin kanalını izlerken. Aynen. Neyse adam sonra bana baktım utanma belası 500 lira atmış. Ben de bir aylık hesaplıyorum ya. Ben de 100 lirasını yere attım onu 101 lira. Al dedim geri kalan günlerini de attım sen dedim. İstemiyorum paranı falan dedim. Ulan adam 97 lira zaten bana borçluymuş. Ben 101 lira geri attım adama. Yanlış hesapladım. Adam 5 aydır para vermiyor. 5 aydır. Hiç de sesini çıkarmıyor. Hiç fark etmemişim Bora. Hiç fark etmemişim adamı. Kalmış. Eğer iyi niyet. Abi diyor ben hiç iyi niyetimden işte kötü niyet yok. E abi kötü niyetin yoksa bir kere de bir ses ver be. Değil mi? Bir kere de ses ver ya. İşte o yüzden ben biraz kalabalık olduk. Biraz daha böyle hani onu, en azından karşılıklı konuşabileceğim, muhatap alabileceğim insanlar kalırsa daha iyi olur benim için. Ben o yola gidiyorum şu anda. Yani. Zaten kardeşim, benim sağlıklı hizmet vermek istiyorsun sen. Eyvallah kardeşim. Aynen. Zeki Çubuk, Veli Sayılgan, Mehmet Coştan, Serkan Gazi Emre, Sinan Yıldız, Ahmet Kuşçulu abimiz, Tuncay Karakurluk abimiz, Ahmet Çakır, Mustafa Koç, Bülent Bilir, Bir, Kenan Akçaköz, hepsine de selamlar olsun. Teşekkür ederim mesajlarından dolayı. Hadi abim, ben çok konuştum bugün. İyi ki yayın yapmıyor diyecek millet. Tuna konuşuyor diyecek. Abim birinci yarış. 9 yarış 38 dakikamız var. Hızlandırılmış yok, tur problem, yapacağız. Problem yok. Mustafa abiye de biraz böyle 5-10 dakika şey yapar takabiliriz yani. Allah'tan arkada Mustafa abi var. Buyur kardeşim söz sende. Şansın bahtın açık olsun. Şimdi ben şunu söyleyeyim abim. Yarın bir kere emekliler bu altılıdan uzak dursunlar bence. Emekli altılısı yapacaklar. Hakikaten zor bir program yani. İzmir'de. Bence öyle düşük bütçelerle yakalamaya gitmesinler. Pas geçsinler Antalya oynasın. Antalya daha basit. Yarın ona da biraz baktım. Şimdi İlkay'a baktığımızda güzel bir yarışta start alacak. Bir kere sürat yarışı olacak. Ben 5 numaralı Baskın Soy ile başlayacağım. Zaten bizim takip atımız, gruptakilerde çok iyi tanıdılar artık bu atı. Önde iyi tempo koyuyor. Çok seri bir isim. Son yarışlarında bakın kazandıktan sonra üçüncü olduğu yarış önde çok sert tempo yaptı. Neverland kolega biten yarışta çok sert tempolara girdi. Onların arkasında üçüncü oldu. Uçan kutuya geride bıraktı. Ondan sonra koşmuş olduğu iki yarışında da net şekilde en az 5 atla mücadele etti. Her yarışta önde 5 at mücadele etti. Son yarışında da aynı şekilde. Sürekli kendi temposunun üstüne çıkmak zorunda kaldı. Şimdi yarınki yarışta bir kere 50 kilo kendisini önde bir tane rastlet edebilecek at var. O da bir numara Sağlamcan. 60 kilo. Ki Sağlamcan Dilba ilavesini çıkarmış. Dilba takısını çıkarmış. Belki de kaçmayacak. Biraz beklemeyi de tercih edecek olabilir. Zaten 60 kiloyla ön tarafa sert tempo koyması çok saçma olur. O yüzden ben Baskın Soy'dan yarın çok iyi bir yarış bekliyorum. Benim net şekilde favorim. Ama kendisini burada iki kere geçmiş olan Attargah var. Yani iki tane birincilik almış. İzmir'e geldikten sonra 2'deki yapmış. Ali Can'ın içeriyle 2'deki yapmış bir Attargah var. Onu yazmadan olmaz bir kere. Hem kilosu çok uygun hem çok formda. Galop olarak da çok iyi durumda. Bence ikinci sırada mutlaka yazalım. Daha sonra iki numara Tarsuslu diyeceğim. Son yarışında 60 kiloyla bir Kaisberg'e geçildi. Geride bıraktığı isim Azeri Damat'tı galiba. Yarış kazandı bugün. Yani formda isimlere geçti. Üstelik 1400-1.37 ile koştu 60 kiloyla. Şimdi 55 kilo. Mertcan Çelik de start alacak. Mutlaka onu da yazmamız lazım. Bir de 3 numara Kıvırcık Mehmet diyeceğim son sıradan. Kıvırcık Mehmet'i aslında yazmazdı ama son yarışında Dilba ilavesi alınca at beklediğimiz sprintini yaptı artık. Yani beklediğimiz yarış buydu Kıvırcık Mehmet'ten. Dilba ilavesini bence işe yaradığını düşünüyorum. Yarın da Bekir Mert Mırıklı 53.5 kilo. Çok uygun bisiklet. Son sıradan da olsa onu yazdım ben. Dediğim gibi Baskın Soy favorim. Önde boş kalabilir. İstediği tempoyu kurarsa kazanabilir de yarın da büyük ihtimalle 4. 5. çıkacaktır burada. Arkasına da 4, 2 ve 3 yazarak ilk ayağa geçmeye çalışacağım. Teşekkür ederim Bora. Ağzına sağlık. 5, 4, 2, 3 sıralaması günün ilk koşusundaydı. Günün ikinci koşusuna geçtik hemen. Günün ikinci koşusu da Bora. Şart 4 dişi
4 yukarı İngilizlerin 1900 kum yarışı Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at biniyorlar. Bugün Halil Yol Açıcı'nın performansına baktım. Dubai Express'e biniyordu. Abi yemin ediyorum uyudu çocuk arkada. Yani bugünkü performansı çok kötüydü. Bakalım yarın ne yapacak? Nasıl yorumlayacaksın orayı da Kuyun Akarca'yı da? Aslında Dubai Express'i biraz sağlık sorunları da olduğundan dolayı kötü koşmasını bekliyorduk zaten de. Hani o direkt o koşuya bakarak bence Yol Açıcı'yı yorumlamayalım. Yanlış olur bence. Yani formda bir kere de. Koşuya gelecek olursak şimdi ben bu koşuda bir kere apranti yarışı. Öncelikle apranti daha önce o ata binmiş mi? Yoksa sadece bu yarış için mi bindirilmiş? Ona bakıyorum. Direkt gözüme burada bir tane apranti binmiş daha önce yarın bineceği ata. O da 3 numaralı Kızım Çınar ve Mert Uyar. İki kere buluşmuşlar. İki kere kazanmış. Net şekilde favorim. Dileyenler tek atmayı göze alanlar. Apranti koşusunda ben tek atmam. Ama tek atmak isteyenler tek bırakabilir. Alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Hani emekli altılıları var diye. Kızım Çınar'la deneyebilirler isterlerse. Ama şöyle bir şey var. Yani Mert Uyar evet son yarışını kazandı Kızım Çınar'la ama çok geç sprint attı. Yani virajda çok gerilerden geldi. Evet at güçlü olduğu için geldi. O gün geride bıraktığı isim yani yarın öyle bir isim yok. Daha sert rakipleri var. Kim Leydirem'e geçmişti. Yarın Leydirem gibi bir at yok. Önünde Kuyun Akarca olacak. Onun arkasında Diomedi olacak yani. Son yarışındaki gibi Mert Uyar geç kalırsa o kadar virajı o kadar geri dönerse yarın kazanamaz yani. Net şekilde geç kalır. At elinde kalır. O yüzden ben yanına mutlaka at yazacağım. Bir numaralı Kuyun Akarca. Önde boş kalma ihtimali yüksek. Evet 62 kilo ama diğer atlar da o kadar hafif değil. 60-58 yani. Halil Yol Açıcı'yı da beğeniyorum aslında. Ben yani bugün belki bugüne özel kötü koşmuş olabilir ama son zamanlarda iyi at biniyor bence. Kuyun Akarca'nın net bir şekilde gidişat avantajı var. İkinci sıradan ona şans vereceğim. Üçüncü sıradan da tabii ki altı numaralı Diomedi. Yani Adem Ceylan'da iyi bir apranti. At da çok formda. Özellikle sadece Dilvan'a döndükten sonraki dört yarışı da bence çok başarılı. Son sıradan ona şans vereceğim. Kızım Çınar kazanmaya yakın. Ama Mert Uyar geç kalırsa 1 veya 6 kazanan olabilir. O yüzden sıralamam 3, 1 ve 6. Eyvallah kardeşim. Mesajları okuyorum aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar evet, 3 evet. Kızım Çınar o EYT'li arkadaşların grubu var. Emekliler yapayım mı yapmayayım mı diyen emekliler var. Tanju Büyüksayış. Abi özellikle ki emekliler yapmasın diyorsan ben gidiyorum o zaman demiş. ardından da abi buyurun. Tanju abi ben özel altıda açacağım ya. Özel değil ona mi? Emekli altını satacağım. Özel. Ben damatılmış pastırdı. İşçi yeleği mi giymiş? Ne giymiş oradan? Böyle görünüyor bende ama. Abi evet. Emekliler altılı yapalım mı yapmayalım mı sen bir karar ver artık. Üçtek atıyorum demiş. At gitsin kardeş. At gitsin. At gitsin emekliysen. Ya ben yapmayın desem de yapacakları için mi? Sen ne diyorsun ya? Öğlen yemek yemezler iş yerinde kardeşim. Onu gider. Onun da şey yaparlar. Ya benim apartmanda, ben yöneticiyim apartmanda. Benim apartmanda emekliler var. Hepsi de koşucu. Aidat ödemiyorlar ama hepsi Gayen Bayi'nde her gün. Ben aidat toplamaya Gayen Bayi'ne gideyim. Dur diyorlar, altılımız 4-4 gidiyor. Tutarsa vereceğiz diyorlar bana. Ay kardeşim benim. 3 Kızım Çınar alternatif banko kullanmak isteyen EYT'liler, emekliler kullanabilirler. Evet. Sonrasında rakipleri 1 ve 6. Şimdi biz yani bu yayını bitireceğiz. Dilaltı hafı alsınlar. Geç kalma ihtimali de var. Yani son anda da yetişip geçme ihtimali var. Yani kalpten gitmesinler. Onu da söyleyeyim yani. Şimdi burada emekliler memekliler diyoruz ya. Biz gülüyoruz ya. Mutlaka bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Mutlaka sabah kalk Bora benden önce. Yorumları oku. Yemin ediyorum sana kafası güzel bazı emekliler var böyle. Hala kafadan Ramazanlık da olsa içenler var biliyor musun? Onlar gece seyrediyorlar. Mutlaka evet. Yazacak altına. Kardeş sen bizle niye dalga geçiyorsun? Abonelikten kardeşim. Çıkıyorum ha falan yazacaklar ben biliyorum. Yok benimkiler yazmadı. Var herkesin ama vallahi var bak görürsün. Ben sabah onları hep altını yazdığım için. Bak ya, hiç silmeyeceğim altını... sabah kontrol et. Hiç tamam. Silmeyeceğim. Abi yemekli daha. Erol abi.
Hakikaten bir emekli. Git uyu abi, git uyu sen. Emekli uyumaya gidiyormuş. Eren abi, nasıl olsa sana yarın mesajı gelecek bu hafta. Sen uyuyabilirsin abi. Nasıl olsa sana ben notlar atacağım Erol abi. Sen uyu abicim. O gene dayanamaz, dinler. Bora dinleyecek ya, ben biliyorum onu. Dinlesin. Biraz sonra bana ses kaydı atılır. Kardeşim 3. koşudayız. Şart 4-3 yaşlı İngilizler 2000 kumdalar. 6 isim var. Buyur kardeşim. Şimdi bu koşuda da net bir şekilde bir numara apalayacağız. Önde boş kalacak. Ama hani bitirebilir mi? Kalitesi ona yeter mi? Diye baktığımda şimdi Canan Can'ın son yarışına bakıyorum. Yurtbaşı önde boş kalmış şekilde kaçtı. Canan Can ona bile saldırdı. Son 50 metrede, yani bir 50 metre daha olsa yurtbaşını bile önde boş kalmış. Tek başına tempoyu kurmuş, istediği tempoyu yakalamış, yurtbaşını bile sonlarda geçebilecek kadar iyi koştu Canan Can. Şimdi Apollo Giles de yurtbaşını yan yana koyarsak tabii ki Apollo Giles bayağı aşağıda kalacak. O yüzden ben Apollo Giles'i eledim. Önde boş kalsa da Canan Can'ın Muhammed Mirbilgin'in hemen arkasına konumlanıp düzlükte onu atlayacağını düşünüyorum. Dileyenler tek bırakabilirler. Aslında ben son ana kadar da tek atmayı çok düşündüm yani. Ama bir Berat abiyle de karşıma almak istemedim. Acaba Canan Can erken yürüyüp de Apollo Giles'i rakip görüp de, yani erken yürürse 3 numara Mi Prens Şükranoğlu atlar mı sonlarda? Berat abi çünkü yapabiliyor bazen böyle şey. Rakibini iyi seçip onun arkasına da yatabiliyor. Sırf bu ihtimalden dolayı ben bu koşu 2-3 geçeceğim. Ama dediğim gibi 2 numara Canan Can'ı tek bırakmak isteyenlere de saygı duyuyorum. Çok şanslı. Kazanmaya da çok yakın bence. Zaten bir Cemcem yavrusu, daha da başarılı yarışlarını izleyeceğiz. Özellikle bu at Dilbağ takısı aldıktan sonra birden değişti. İçinden canavar çıktı yani. Son yarışı mükemmeldi. Şimdi Mi Prens Şükran'la kıyaslarsak aslında Mi Prens Şükran bir senedir koşuyor. 26. yarışına çıkacak. Çok üstüne gidildi. Hiç aralıksız her ay iki yarış koşmuş. Bir dişi bir isim. Geçen seneki patlayıcı sprintini atamıyor aslında. Ama dediğim gibi hani yeri olanlar, Canan Can'ı tek atmak istemeyenler için ben 3'ü önereceğim. Benim de yerim olduğu için bu koşuyu 2-3 geçiyorum. Eyvallah kardeşim. Ya sanki Bora, şimdi biraz önce de Tekin Örnebilmiz dedi ya arkadaşlar. Sanki her şey Canan Can'ın lehine. Yani Apollo Giles'i ön tarafına alacak, gidecek son böyle, hatta viraj dönülene kadar da bence bir şey yapmayacak bu. Yurt başına bile iki yarışta yaptım. Bak iki yarışta da geçildi rakipleri, ön tarafta çok talihsizdi yani. Bir tanesinde Bonita Mia vardı. Onu evet. Da çok seri. Birinde de yurtbaşı vardı. Bonita Mia'ya baktığın zaman döndü bir de en son kısa vade 7'de No More Secret'ın yarışında falan böyle bir numara mumara aldı bu at. Ya Bonita Mia zaten şu anda sınıf atladı. Sokak yani, ne evet. Son yarışına? Pazar günü koştu galiba. Bak, o yarışına kesinlikle ölçü almayın. Yani Bonita Mia at da şaşırdı. Aslında seri bir isim. Kısa mesafe atıydı. Uzun koşa koşa Bonita Mia'yı tempo atı yaptılar. Evet. Hani 1900'de çok güzel koşuyorken getirsen 1200'e haftasına ya bu da bir olmaz. Dişi bir at, canlı yani. At, hangi tempola koşacağını unuttu. O yarışında çok kötü koştu. Evet. Yani hani çok iyi bir ata geçildi. Son yarışında da yurt başına geçiyordu yani. Yurt başı işte bugün koşan Can Aluçlar'la falan beraber koşan bir isim. Yani Can en Can ileride kısa vadelerde izleriz diye düşünüyorum ben. Bence de gayet başarılı. Alternatif bankomuz 2, rakip 3 numara Mi Prens'e Şükran dedik arkadaşlar. 4. koşuya geldik. Günün 4. koşusu Şart 4-4 yaşlı Arapların 1300 çim yarışı. 12 isim var. Buyur kardeşim. Bora bakarken ben de şuradan böyle inceleyeyim bakayım kim ne yapıyor bu yarışta. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Burayı biraz kalabalık tutacağım tabii. 12 numaralı Turbo Uçan'la başlayacağım. Bu orijini parayla satın alamazsınız. Turbo Uçan. Yani uçan adamın ana baba bir kardeşi. Bir yarış koştu. Onu da kazandı. Kaisbert bir ismi geçti. İyiyken geçti o atı daha doğrusu. Kaisbert isim iyiyken geçti. Ve araya gitti. Bazı sorunlar vardı büyük ihtimalle. Çim'i de beklediler. Buraya da çok güzel hazırlıklarla geliyor. Yeterli sayıda uzun mesafede galoplar da yapmış. İki tane 1200'de hazırlanmış. Kendini idman yaptıran aprantiyle, son idmanı yaptığı aprantiyle katılıyor. 52 kilo. Yani böyle kaliteli bir atı ben favori olarak önereceğim yarın için. Ha, bir yarış görmüş olsaydı zaten bu kazanırsa zaten bir daha buralarda göremeyiz bu atı.
büyük ihtimalle İstanbul'a ya da Ankara'ya gider. O yüzden ben favori vermekle yetineceğim. İkinci sıradan da ekürüsü, gizli ekürüsü. Bir numara Hürkan'ım diyeceğim. Bu isim de Dilbağ'a döndükten sonra son iki yarışı çok güzeldi. Özellikle son kazanmış olduğu Maiden'da net bir yarış yaptı. Çok rahat bir birincilik aldı. Zaten kendini tanıyan Doğukan Palavur'la start alıyor. İyi bir start çıkıyor, iyi bir start alabilirse, iyi konumlanabilirse bu koşunun kazananı olabilir bir numara Hürkan'ım. Bu iki isim bende ön planda. İki tane kurtel sayı. Ekürü değiller ama. Üçüncü sıradan biraz sürpriz bir isim çıkar yarın bence. 11 numara Soprano. Üçüncü sıradan bu isme şans vereceğim. Şimdi bu isim şart bir kazandıktan sonra bazı sorunlar geçirdi. Bir aya bakan temsilcisi. Bu yarış için yeterli sayıda galibi var. Fazlasıyla hatta. 5-6 tane 1000 metre işi var. Bir tane 1200'ü var. Dediğim gibi aya bakan temsilcisi. Orijin çok iyi. Nevzat Avcı'yla zaten şart biri onunla kazanmıştı. Tekrar Nevzat Avcı biniyor. Çok hazır durumda geliyor buraya. Kalitesiyle 3. sıradan şans vereceğim. Daha sonra 3 numara Gökyüzü'nde. Annesi de babası da Cumhuriyet koşusu galibi. Yani o da böyle bir bu kağıt çok pahalı bir kağıt yani. Bu orijini alamazsınız. O da Çin'de ilk yarışında fotoda kaybetmişti. Önde kabul etmişti yarışı. Daha sonra kumda meydandan çıktı. Son 9'uncuna aldanmayın. O gün üstünde kapalı gözlük vardı. Ondan çok etkilendi. Hemen çıkardılar zaten kapalı gözlüğü. Buraya da çok hazır durumda geliyor. Güzel işlerle geliyor. Onu da yazalım. 6 numaralı Lapiste diyeceğim. Büyük ihtimalle yarın AGF'nin sonlarında çıkar. Bu isim de hem Ankara'da Çin'de iyi koşmuştu. Daha sonra Antalya'da sentetikte de iyi yarışlar koştu. Maiden'dan oradan çıktı. Buraya yani Lapistes'in şu avantajı var. Saydığım çoğu isim aradan dönüyor. Lapistes şu anda devamlı yarış koşan, yarış nefesi olan bir isim. Çim'i de çok iyi koşmasını bekliyorum. Ona da şans vereceğim 50 kiloyla. Daha sonra 2 numara Rüzgar Gold. Ya Rüzgar Gold da aslında yazmayacaktım. Bu yarışın temposu çok yüksek olacak. Kendisi de önlerde gidiyor. Ama şöyle idmanından dolayı yazıyorum. Bu at işlerini 1.12, 1.13 yapabiliyordu son 1000 metre işlerini. Son 1000 metre işini 1.09'a indirmiş. Toz koparanla beraber yapmış. Yani atta bir gelişim var. Olumlu yönde. Ya bir sorunu çözdüler bilemiyorum. Takıda da bir değişiklik yok. Ama idmanda 2 saniye, 3 saniye ilerletince ben kuponuna yazmak istedim. Çünkü yarışı önlerde kabul ediyor. Ola ki yani iyi başlarsa, avantajı kaparsa, bir joker temsilcisi çıktığı gibi bitirebilir. Konumuz da olsun. Son sıradan da 8 numara Taharga diyeceğim. Şimdi bu isim Çim Arjı hiçbir yerde adım atmıyor. Ne sentetikte ne kumda. Çim'de geçen sene kazanarak bitirmişti. Son Çim yarışını kazanmıştı zaten. Böyle çok tempolu giden yarışta da 2-3'e yatıp düzlük sprintiyle özellikle bariyerden yaptığı sprintte yarış kazanıyor. Geçen sene bunu başarmıştı. Yine Halil Kaplan'la. Yine aynı jokey var üstünde. Hazırlıkları da çok güzel bence. Son sıradan da ona şans verdim. Sıralamam 12, 1, 11, 3, 6, 2 ve 8. Kardeşim teşekkür ederim. Yorumlarını dinledim. Kafamda da koşturdum biraz yarışı ama şu turbo uçan aradan etkilenmezse orijinin dörtte biri koşsun bunlara hiçbirine geçilmez. Orijin Evet. itibariyle. Evet. Geçilmiyor yani orijin itibariyle geçilmiyor. Hiçbir at da formunda falan da değil burada. Formu mormu da yok yani hiçbirinin. İşte hepsi Emin ol. aradan geliyor. Aynen Bir numara. şu yarış gerçekten şart 4 yarış değil de bir maiden yarış diye katsam buraya eyvallah derim yani. O kadar istikrarsızlar. Ama turbo uçan eksik koşarsa yarış Allah'a Karışır. emanet. Karışır. Evet ondan sonrası dediğin gibi kardeşim her yere gider. Şimdi turbo Sıralamayı uçanla tekrar. kafama takılan turbo uçanla ilgili şu an Nevzat binebilirdi turbo uçan isteseydi. Bu benim kafamı kurcaladı. Nevzat'ın da öbür atı tercih etmesi. Onunla zaten yarışta kazanmıştı. O yüzden ben turbo uçana gidemedim. Eğer Nevzat'ı görseydim yani kurtellerin atlarına biner istese. Ya bir Onu de öyle görünce turbo yavruları biraz böyle kardeşim şimdi tamam kısa mesafede koşuyor da uzuna da gitmiyor ama yani bu hakikaten bu 1300'de bir soluk yapabilir ya sanki ben öyle görüyorum ama olabilir. yine de bilemeyeceğim. Yine de bilemeyeceğim. Karışık yarış yani o gelmezse çok karışıyor ortalık. Aynen.
Sıralama 12-1, 11-3, 6-2 ve 8. Sevgili dostlar, günün dördüncü koşusunda bu şekilde geçtik 5. koşuya. Bora'nın WhatsApp grubu alt yazı olarak geçiyor. 0542 159 35 15. Bora yavaş yavaş, sakin sakin insanlara cevap vermeye çalışıyorum diyor. Faydalı olabilmek adına çok fazla grubu kalabalık tutmuyorum diyor. Ona göre yerinizi ayırtırın. Rezervasyon yapın. Ona göre numarası alt yazı olarak geçiyor sevgili dostlar. Günün 5. koşusu da Maiden Dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1600 kum yarışı. 13 isim var burada da. Boracığım buyur. Ya bu koşu da zor bir koşu. Bir kere onu söyleyeyim. Neden zor bir koşu? Evet, bir numara Rishkan turu çok ön planda. Çok sırıtıyor, ben buradayım diyor. Benim de takip ettiğim atlardan bir tanesi zaten. Onda da yani takı değişikliği olduktan sonra iyi koşmaya başladı. Son yaptığı kapalı gözlükte koşuyor sadece. At iyi koşmaya başladı. Sonlarda iyi geliyor. Bir bekleme yapıyor. Özellikle Bursa'da son 3 yarışında hani sert gruplarda da start aldı. Maiden harici başka gruplarda start aldı. Onlarda da iyi koştu. Yani burada kazanması çok normal sonuç olur. 2 start çekmiş. Çok iyi yer tutacak. Ama yarışta şu eksik. Yarışta tempo yok. Yani önemli olan yani bu yarışta biraz tempo görsem, şöyle 3 tane 2 tane net böyle kaçan at görsem kesinlikle Rishkan Turun yanına atı alacağım. Ama at biraz ağır kanlı. Yarışta tempo yok. Kalabalık bir yarış. Böyle bir durumdan dolayı ben yanına atı alacağım. Üstünde de apranti var. Sonuçta hani hata da yapabilir. Dileyenler tek atabilir. İtirazım olmaz. Alternatif tek olarak değerlendirenlere de itirazım olmaz. Burada bir beşli bahis denemesi de yapabiliriz bir arkasında yarın için. Ama ben yanına at önereceğim. Rishkan Turu tabii ki favorim. Öncelikle rakibi bence yarın çok sürpriz çıkmasını beklediğim 6 numaralı Dea Fortuna olmasını bekliyorum. Şimdi neden Dea Fortuna? Yarışlarına bakarsanız çok bir şey görmezsiniz ama bu at Kabakum'da bir kere start aldı Kocaeli'nde. Onda da startı 2 boy geç aldı. Deparlanma sorunu yaşadı. Viraja en geride girdi. Viraja en geride döndü. Dışarıdan çok iyi bir sprint attı. O atmış olduğu sprint bende done olarak kaldı. Üçüncü, dördüncü, beşinci foto oldu. Beşincilik de ayrıldı o yarıştan. Ama o sprintini çok fazla gerilerde kalmadan yarın İzmir'de atarsa Dea Fortuna bu yarışın kazananı olabilir. Çok da cazip konuda şu anda. Hazırlık olarak da İstanbul iç pistinde zaten iyi işler yapan bir isim. Binli 1-3 yapmış, sonu 24'te yanılmıyorsam. O kadar hazır geliyor buraya. Dediğim gibi Rishkan Turu eksik koşarsa önce Dea Fortuna devreye girebilir. Daha sonra 10 numaralı Night Fever var burada. Bu isim son yarışında 2-3 takip ettiği yarışı bariyer dibinde, hiç bariyer dibini bırakmadı. Kazandım dediği anda dışından Nihat Can'a geçirdi. Son anda geçirdi. Kazanıyordu neredeyse o yarışı. Bu yarışta büyük ihtimalle bir start çekmiş. Önde konumlanacaktır. Kaçacaktır yani. Çok da büyük bir avantaj kendisi için. Çünkü dediğim gibi tempo yapacak at burada yok. Önlere sarkacak bir at yok. Night Fever beyaz bayrak aynı yapabilir. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var. 5 ayardan sonra yarış koştu. 7 gün sonra tekrar yarış koşuyor. Yani bu bir sorundur bence. Laktik asitten dolayı dinçlik yarışına laktik asitten dolayı kötü koşabilir. Eksik kalabilir, nefes yapabilir. O yüzden ben yanına hala at yazacağım. Buraya o yüzden at ekliyorum. Yani az atta geçmeye çalışırım ama hep bir olumsuzluklar çıkıyor karşıma. Mecbura at ilave etmek zorunda kalıyorum. Burada 5 numara Dancing Trace. Bu da bir kurtel tayı. Son yarışını izledim. Yanılmıyorsam 5 ay aradan sonraydı. Bir yarış koşmuşlar. Tolga Yıldız var üstünde. Son 1000 metrede 6. 7. iken yarışın temposunu beğenmemiş. Dıştan dolanmış gelmiş. Viraja doğru liderliği almış, ayırmış. Yani yarışı çalma itmiş. At o kadar aradan gelen bir at. Nefes yapmış. Sonra enseye basarak yarışı 6.lıkta tamamlamış. Şimdi büyük ihtimalle idmana gözükmüyor. Kendi idman merkezlerinde çalıştırıyorlar bu atı. Büyük ihtimalle emin değilim. Üstünde bakın bu sefer Nevzat Avcı var. Az önce Kurtel Tayı'na binmeyen Nevzat Avcı burada biniyor. Aytu Atalay'ın atına biniyor. Büyük ihtimalle hani iyi idmanlarından bahsettiler, bindirdiler. Attan bir şey bekliyorlar ki Nevzat Avcı'yı bindirdiler. O da sürpriz konumda çıkar yarın. Bence onu da yazalım.
Daha sonra iyi durumda Hurt Hunter. Sorunlarından ben geçen yayında bahsetmiştim. Çözülebilecek bazı sorunları vardı. Onların da üstüne gidiyorlar, çözüyorlar. Sonlarda iyi geliyor. Son yarışında yarış kazanmış atların yanında güzel bir dördüncülük çıkardı. Bu sefer üstüne Mustafa Çiçek var. O da iyi koşacaktır. Son sıradan da 11 numaralı Run Like the Wind diyeceğim. Vera tabii işte aradan sonra bir yarış gördü. Üçüncü oldu. Yani çok parlak bir yarış değildi ama sonuçta bir yarış görmüş oldu. Vera tabii işin ısrarı olması önemli benim için. Ve son 1200 metre işini tatlı tutulmuş ama çok güzel bir görüntüsü vardı atın. Çok dolu gördüm atı. Son sıradan da 11 numaralı Run Like the Wind dedim. Sıralamam 1, 6, 10, 5, 7 ve 11 oldu. Bora teşekkür ederim. 1, 6, 10, 5, 7, 11 Bora'nın sıralamasıydı arkadaşlar. Günün 5. koşusunda. Günün 6. koşusuna geçelim ve 1. altılığın yanına noktalayalım. İzmir Şirinyer koşusu ama kupayı kaldırmışlar buradan. Kısa vade 9-4 yukarı Arapların 1900 kum yarışı. Toplamda da 5 isim var. Şöyle hemen istatistikleri söyleyeyim. Son 3 yılın 2021 Kardeşcan Top Class baş jokeyi Ali abinin Gökhan Kocakaya ile kazanmış. Kazandığı zaman AGF'sine hemen bakayım. Açılacak inşallah şuradan. %76 AGF ile kazanmış yarışı birinci at konumunda. 2022'de Kara Mustafa Halis Karataş ile kazanmış yarışı. Kara Mustafa Halis Karataş ile kazandığı zaman AGF'si %65'miş birinci at konumunda. 2023'te ise Özcan Yıldırım Can Mete ile kazanmış. O da %55 AGF'ymiş. Şöyle yarınki programa baktığımız zaman ya böyle %65'leri vuracak bir at göremiyorum ben. Yok. Ama ellerde mücadeleli bir yarış. %40'ı hiçbir at geçmez bence. Yani ama büyük dünya alır taşan alır ön tarafta gibi görünüyor. Ne diyorsun Bora? Benim bankom burada. Zor koşuda. Şimdi yarışı koşturalım. Ben kendi kafamda şöyle yorumladım yarışı. Dündarzade startta var bir kul var. Mutlaka öne düşecek. Taşan da sana bana yapmamak için hemen dibinde bekleme yarışı yapamaz kesinlikle. Hemen dibinde konumlanacaktır. İki gidecektir. Ama bir boy arkasında ama yanında mutlaka yarışta bir tempo olacaktır. Arkada Havza Aslanı'yla Büyük Dünya bekleyecek. Şimdi bu iki ismi kıyaslayalım. Büyük Dünya aradan sonra iki kere koştuğu geçildi. Üçüncü yarışında ise yaşlanmış bir Kaysbert yavrusu Gökçe Star'ı zor geçti. Hakikaten zor geçti yani. 1652'nin sonlarında falan koştular yani. Çok kötü bir dereceyle kazandı son yarışını. Ha, Dilba ilavesi aldı ama bence çok da bir işe yaramadı. Yine Dilba ilavesi devam ediyor. Bir kere ben Büyük Dünya beğenmedim yani. Eski Büyük Dünya değil benim gözümde. O yüzden onu eledim. Şimdi Dündarzade Taşan'a bakıyoruz. Dündarzade önde gidecek, Taşan arkasında. Mutlaka ve mutlaka ya viraj dönülmeden ya virajla beraber Taşan Dündarzade pres uygulayacaktır. Onu geçmeye çalışacaktır. Onu atladığı yerde zaten Dündarzade pes ediyor. Çok böyle aman aman bir mücadele kabiliyeti olduğunu sanmıyorum. Taşan onu atlarken mutlaka bir efor sarf edecek. Arkada etli sütlüye karışmayan, son yarışında da 1400 metre olmasından dolayı üçüncülük dairesinden bir Havza Aslanı var. Tam böyle yarış gidişatı, her şey lehine. Kendini çok iyi tanıyan Özcan Yıldırım. Zaten Özcan Yıldırım da böyle yarışlarda çok iyi konsantre oluyor. Çok iyi at biniyor. Hata yapacağını da ben ihtimal vermiyorum. Çok fazla avans da vermeden 3-4 konumlanıp düzlük sprintiyle ben rahat bir birincilik almasını bekliyorum. 3 numaralı Havza Aslanı benim bankom. Bora teşekkür ederim. Zor yarışta net bir banko çıkarttın. Değerli bir banko. AYF'si de öyle birinci ikinci at çıkmaz. Onu da söyleyeyim. Bence çıkmaz birinci ikinci at. Yani son yarışını izlesinler bakın. Son yarışını izlesinler. Atın son böyle 100 metrede daha kendini bulduğu anda yarış bitiyor. Bir kere son yarışını aldanmasınlar bu atın. Önceki yarışında da yani Seçeran'a kaybetti. Yarışta da diğer atın ismi aklıma gelmedi. Rüzgar Dağı'na geçildi yarışta da.
Erken yürüdü. O ikisi onları bekledi. O yüzden geçildi. Şimdi burada zaten öndeki isimler tempo yükseltecek. Biraz birbirlerini gıdıklayacaklar. Tam böyle taşan da istediği tempoda kaçamayacağı için o da olumsuz etkilenecek. Büyük Dünya da eski Büyük Dünya değil bence. Yani yarışın bütün gidişatı bence Havza Aslan'a yarıyor. Havza Aslan'ın gidişatına, onun form durumuna yarıyor. O yüzden ben rahat bir birincilik bekliyorum Havza Aslan'ın. Ha, rakip yazmak isteyenler, diğer teke gitmek isteyenler tabii ki burayı ilelebet hariç kapatabilirler. Rahat bir yarış izleyebilirler. Her ihtimale açık bir koşu gibi duruyor ama benim kafamda Havza Aslan'ı banko. Teşekkür ederim kardeşim. 3 Havza Aslan'ı net bankomuz arkadaşlar. 2-6 ile bağlayan yerde. Bu ara şöyle bir soru sorayım. Hadi diğer bankoya gitmiş olsalar da burada Havza Aslan'ın yanına ya Bora bir at yazak falan diyen mutlaka vardı. Kimi yazalım diyenler vardı. Kimi yazarız? Taşan'ı mı yazarız? Taşan'ı yazarız. O da hani tampon yapa yapa kazanırsa falan değil. Yani bir tek aklıma korkum o yani. Şimdi Havza Aslan'ı bakın Taşan Havza Aslan'ın yarışını açın izleyin. Tamam Taşan aradan dönüyordu, o yarış ölçü değil belki ama Havza Aslan'ı tamamıyla Özcan hatasından kaybetti o yarışta. Çok fazla tuttu arkasında. O yüzden geçildi. Ama ondan sonra zaten Havza Aslan'ın bir kere sınıf atladı. Ve Taşan o gün tek başına kaçmıştı. Şimdi Taşan'ın önünde Dündarzade var. Onu atlayacak mutlaka. Ben atlamasını bekliyorum. Onun dışına geldiği anda Havza Aslan birden geçmesi lazım. Yanında giderse o tamponu yapa yapa içeride başlayan mücadele en dış kulvarda bitebilir. Tek korkuma yani benim. Şeyle, 2100 evet. Mesafede Taşan geçen yarış kazanmıştı. İzmir'de ilk defa start aldığında Havza Aslan'ı geride bırakmıştı. Bakalım o yarışında revanşı bu yarış olacak diyor Bora. Bu sefer Havza Aslan'ı geçilmez diyor. Eyvallah kardeşim. Tek yazlık Havza Aslan'ı. Diğer bankoyu kullanacaklar. 5 numara Taşan'ı değerlendirebilir. Günün 6. koşusunda. Beğeni yapmayanlara beğeni konusunda hatırlatma yapıyorum sadece. Bora'nın WhatsApp grubunu var. 0542-159-3515. Bora'ya üye olacağınız numara. Bora 7. koşu handikap 16. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 çim yarışı. 11 isim var. Buyur kardeşim. Ben de mesajlara bakıyordum. Pardon. 7. koşu. Şimdi bu koşuda benim favorim Adana'da start alan son yarışta 2 numara Patrick Wilding olacak. Şimdi bu isim zaten çok net bir bence kaçak bir isim. Yarışı önlerde kabul ediyor. Tamamen çim odaklı bir isim. Adana'ya gitmiş. Adana'da koşmuş olduğu yarışta start anında biraz sorun yaşıyor. Biraz gerilerde kalıyor. O yüzden yarış gidişatıyla ilgili bütün kurgusu bozulduğu için 7.likle ayrılıyor. Ha ne oldu? Bir yarış görmüş oldu. Buraya daha hazır geliyor. Koşmuş olduğu o günkü rakiplerine göre iki gömlek daha aşağıda rakiplerle yarın start alacak. Ve gidişat da tamamen Patrick Wilding'in lehine. Bence net favorim benim. Sadece bir tane at var burada. 4 numara Baba Merdo. Ön tarafı isteyebilecek. Onunla zaten ben ikinci sıradan önereceğim. Yani Patrick Wilding'in favori olduğu yerde 4 numara Baba Merdo. Start beraber liderliği alacak veya 2-3 konumlanacak. Ki Çin pisti de bana kalırsa kuma göre, sentite göre daha iyi koşan bir isim Baba Merdo. Bunu da yazmamız lazım. Sonra 1 numara Şans Kayı. Geçen sene Bursa'da açık yarışta bile taval yapmış bir isim. Çok başarılı yarışlar koşuyordu. Verdiği araya rağmen iyi hazırlıklarla geliyor buraya. Daha sonra 3 numaralı Agent Queen diyeceğim. Bir kurtel tayı. Fena değil yarışları. Bence son koşmuş olduğu yarışlarda ölçü değil. Bu ismin Çin pisti daha iyi. Muhammed Mir Bilgin'le uzunu iyi koşmasını beklediğim isimlerden bir tanesi. Onu da 4. sıradan yazdım. Son sıradan da 6 numara Körfez Çocuğu. Son yarışına kesinlikle ölçü almışsınlar. Çimi sentetiği daha iyi koşan bir isim. O gün pisti tanımış oldu. Bugün Onur Yıldız da startta fazla oyalanmazsa, start verildikten sonra yarışı adapte de fazla sorun yaşamazsa bu yarışın kazananı olabilir, bir Luxor temsilcisi. Bence yani bu koşuyu kazanırsa Körfez Çocuğu daha sonraki yarışları kısa vadeli 6'ya kadar uzanır diyorum yani. Kendinin önünü çok açık görüyorum. Son sıradan verdiğime bakmayın yani. Sıralama bu koşta 2, 4, 1, 3 ve 6 oldu. 2, 4, 1, 3 ve 6. 2, 4, 1, 3 ve 6 sevgili dostlar. Bora'nın 7. koşudaki yorumuydu. Sayısal değerlerde. 8. koşuyu hemen şöyle ekrana getirdim.
Handikap 14, 4 yukarı İngilizlerin 1600 kum yarışı. Toplamda da 11 isim var. Bora, ne diyorsun kardeşim? Algoritma geçenlerde bizim Görkem'in bankosuydu. Kardeşimiz o bankoya gitmişti. Güzel de para alacaktı ama şansını attı. Hem startta kaldı hem sprinte geç kaldı. At ikinci oldu. Sen ne diyeceksin Batı hakkında? Keşke müşterek payısı harcı geri gelse diyorum. Hem buradaki Patriot'u hem de algoritmayı müşterek payısı harcı yaparız. Biz de rahatımıza bakarız yani ama öyle bir şey yok tabii ki. Şimdi ikisi de Patriot bir kere favorim. Starttan çıkarsa kazanır. Ki bir önceki yarışta Mustafa Çiçek de koşmuş. Son yarışını değil. Mustafa Çiçek de koştu, yarışta da startta oyalanmamış. İyi çıkmış. Bir start 1600 kullar. Virajda başlayacak yarış. İyi çıkarsa zaten net bir yarış yapar. Kazanır bir kere. Onun altını çizeyim. Benim net favorim. İkinci sıradan tabii ki algoritma diyeceğim. Ya startta kalmasına rağmen 10 boy startta kalıyorsun. 1200 metre 1.15 içerisinde koşuyorsun. Bence mükemmel formu var. Ki 1600 olması bence daha iyi onun için. Çok oyalanmazsa ki Mehmet Yürüntaş da atı çok iyi tanıyor zaten. Çok fazla oyalanmazsa o da sonlarda çok iyi gelecektir ama bu iki ismin de startta kalma ihtimalde olduğu için ben yanlarına at yazacağım. Kesinlikle bu iki isim bu gruptan fazla form olarak çok iyi durumdalar ama ikisine start son olduğu için yanlarına at yazacağım. 4 manı Blue. Yani aslında ben Çin koşmasını bekliyorum ama kum pisti de koşabilen bir isim. Son yarışlarda fena değil. Nevzat Avcı'nın da zaten ısrarı var. Mutlaka yazmamız lazım. Daha sonra 2 numaralı yeğenim Miraç diyeceğim. Şimdi bu isim bir yarış gördü. Gördüğü yarışta da aslında kötü koşmadı. 7. ama sert bir grupta 7. Zaten kendini tanıyan Mahmut Bağ var üstünde. Geçen sene ikisi Kısabağ'da kazanmıştı beraber. Kısabağ'da yarış kazanmışlardı. Bu kadar uygun bir grupta yarış görmüş bir yeğenim Miraç buranın bombasını patlatabilir. Yarın çok gerilerde çıkabilir bu isim. Ben son sıradan da kilosu çok uygun olduğu için 7 numaralı Sabırlı Körpe diyeceğim. Evet, sentetiği daha iyi, Çin pisti daha iyi. Ama kilodan dolayı ola ki yarın pisti biraz fazla sularlarsa, bazen olabiliyor çünkü İzmir'de, Sabırlı Körpe de buranın sürprizini yapabilir boş kilosuyla. Rakiplerine göre boş kilosuyla. Sıralamam 6, 8, 4, 2 ve 7 oldu. Bora, teşekkür ederim kardeşim. 6 Patriot'la mı başladın sen? Ha pardon, Mustafa Çekil. 6, 8, evet. 6, 8, evet. 4, 6, 8, 4, 2, 7. Sevgili dostlar, günün 8. koşusundaki sıralama. 9. koşuya geliyoruz. Bu yayının hemen ardından, hiç beklemeden Mustafa abiyle beraber, gizli ekürüyle namı değer, Mustafa abiyle beraber Antalya koşu yorumlarına başlayacağız. Bunu da hatırlatmış olayım. Kimse bir yere kaybolmasın. O yayın bu yayından daha kısa sürecek. Onu söyleyeyim. Hem muhabbetimiz de olacak ama bir altılı olacak. O yayını da kısa tutacağız. Çünkü benim yetişmem gereken bir yer var. Mustafa abiyle konuştuk. Mustafa abi dedim biraz daha kısa tutalım, hızlı geçelim. O yayını kısa geçeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Boracığım, günün son ayağındayız. Bugün biraz böyle seni koşturduk ama kusura bakma, 20 dakikasını konuştuk. Yok, sorun değil. Sadece çok ayrıntıya girmiyoruz ama olsun, yine evet. De sonuçta insanlar not alabiliyor. O önemli. Benim son ayaktaki bankom zaten 1 numaralı Spezza Turra. Yani bu at çok değişti. Son yarışı bile kısa vade 6'da 7'lik dişilere mahsus. O koştu da bile bence iyi koştu. Maiden'da ikinci olduğu dereceden daha iyi bir dereceyle 7. olduğu yarışta. Ben bu ismin sonlardaki ataklarını çok beğeniyorum. Kaldı ki yarın koşacak olduğu gruptaki bütün isimler sorunlu isimler. Çok zayıf bir grup yakalamış. Hani bu grubu da geçemiyorsa artık Maiden'dan zor çıkar bence. Hani 61 kilo evet ama zaten bu at hani kalite olarak bunlardan çok fazla. Form olarak çok önde. Devam eden bir formu var. Aynı zamanda şimdi diyecekler ki hani bu isim kaba kuma ilk defa çıkıyor diyenler olabilir. Ama bu isim aslında kaba kum atı bana sorarlarsa. Şimdi anneden kardeşlerine bakıyoruz. İzmirliler çok iyi bilecek. Keşis King. Keşis King de anneden kardeş. Kaldı ki o Keşis King Lirburn Red yavrusu. Bu Mighty Child'ı boy yavrusu. Başka çok şey. Santino var. Mesela tanıyanlar vardır mesela. İzmir'de kısa vade kazandı kısa mesafelerde. Hani böyle isimlerle anneden kardeş. Bir drama kulüp yavrusu yani. Kabakum'u kesinlikle yadırgamayacaktır. Dediğim gibi bu gruptan da çok fazla bir isim. Şimdi soranlar olabilir. Burada 5 numaralı Kurumi
İlk yarışında güzel bir ikincilik aldı. Neden söylemiyorsun diye. Şimdi böyle atlar ikinci yarışına kötü koşabiliyorlar. Hani bir dinçliğe takılıp kötü koşabiliyorlar. Kuremi ben önümüzdeki günlerde mutlaka değerlendireceğim başka yarışlarda. Ya bu kadar hazır buraya gelen bir numaralı Spezia tura varken ben yanına başka bir isim yazamadım. Benim net bir şekilde Banko. Bora, ağzına Dinliyorum. sağlık, bir şey soracağım tabii, dostlar adına soracağım. Diğer tarafta Havz Aslan'ı kullandığını farz et. Ya Evet. Bora, Havz Aslan'ı kullandık. Ya son hayatta kardeş, benim param var, ben emekli değilim diyenler için böyle önereceğim iki tane senden buradan rakip isteyeceğim kardeşim. Abi öneremiyorum işte, sorun o zaten. Hakikaten Yani öneremiyorum. o Mesela zaman şimdi hepsi şöyle söyleyeyim. Bak, karıştırıyor. 3 numara Damaskus Devil diyecektim. 14'ten start alıyor. Çok kötü bir kullar 1600'de. Kromi diyeceğim. Dinçliğe takılacak benim kafamdaki şeye göre. Duvatık Dream diyeceğim. 13'ten start alıyor. Start sorunu var. Kötü koşuyor. Yani hakikaten at öneremiyorum yani. Yani yanına ben rakip göremiyorum. Bir Treasure Realm var. Mesela sonlarda çok iyi geliyor. O da 11'den çıkıyor. Hani bilemedim yani, ben yanına at yazamadım yani. O yüzden tek bıraktım zaten. Yanına at yazamadım. Tamam Ama hani kardeşim. Spezia Tura'nın üstünü çizelim. Ben buraya 10 at yazarım yani. Kapatmaya kadar götürürüm. 2 at da Çok yetmez iyi. Eyvallah kardeşim. Bir numara Sperza Tura net bankosu olarak geldi Bora'nın. Kardeşim benim ağzına, emeğine, yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, Bora'nın WhatsApp grubunun numarası 0542 159 35 15. Bunu hatırlatmış olayım ben sizlere. Bu yayını da kapattıktan hemen sonra hiç beklemeden Antalya yayına geçeceğiz. Hatta şu an tweetini attım, bir alttan yazıyordum. Kapanış için de Bora kardeşime söz veriyorum. Buyur kardeşim benim. valla teşekkür ederiz izlediğiniz için. Biraz hızlı oldu. Kusura bakmasınlar. Bir dahaki yayında daha ayrıntılı anlatırız inşallah. O zaman daha faydalı olur. Çünkü insanlar bizim kurgumuz hariç aklına bir şey yatıyor orada ki bir laf, bir cümle aklına yatıyor. Başka kurgular yapabiliyorlar. Öyle daha faydalı oluyor. Bir dahaki öyle yaparız inşallah. İnşallah kardeşim benim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, diğer yayında görüşmek üzere. Herkesin gecesi güzel olsun. Şansı bahtı açık olsun.